Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu kuşlar bir yola çıkmasalar ne güzel olacak ya. Oğlum araba edeceksiniz, ondan sonra durma uğraş ya. Yürü git. Yürü. Eşek sıpaları sizi. Akılları fikirleri şeyle. Aç nefis ne be ya. Bu arada size üzücü bir haberim var. Aslında üzücü de değil de işte. Kötü bir haberim var. Aslında kötü değil de işte. Neyse söyleyeyim. Şu Sabuni Mardin dişimizi. Ondan sonra bunun erkeği nerede? Bunun erkeği kağıt mavi. Hatta şurada göstereyim. Kağıt mavimizi. Sonra onun bir tane kızı var. Nerede? Burada. Şunu. Bir de şurada yemeyen şunu. Bu dördünü, hatta bir tane daha kardeşleri var. O da içeride. O beşini sattım arkadaşlar. Yani kümesin çok kalabalık. Benim de bir beslediğim cins değildi aslında. Gene 4-5 tane yavrusunu aldım. Ay ne oldu orada? Orada bir şey oldu. Bu ne? Ya arkadaşım hep mi bulursunuz beni ya? Buna ne olmuş böyle ya? Cık. Kurban olayım ben sana. Dur. Kuşlarımı araba ezmesin. Sana ne olmuş ya? Sen nesin? Arkadaşlar bunun kanadı kırık. Kanadı kırık bunun. Arkadaşlar ben buna bir müdahale edeyim. Bu ne böyle ya? Arkadaşlar bir civciv geliyor bu kuş. Kuşam abi. Kuşlar nerede? Araba da geliyor diye korkuyorum. Bu daha yavru. Ay kanada bak. Allah bilir ne oldu ya. Of. Yavru daha. Neyse. İş başa düştü Özkan Bey. Arkadaşlar ben bunu yakalayacağım. Kanadına falan bakacağım. Neyi var neyi yok. Yaralı mı değil mi? Kert yaralı da. Niye yaralı neyi var bir bakacağım. Of. Şunun hale bak ya. Şuna bir bakayım. Nereden düştü o ya şuradan? Şurada ayağı takıldı bir yere. Ya ne olmuş buna böyle ya? Kedi mi saldırmış, ne yapmış ki? Üstünde hep böcekler var ya. Benim kuşlara yine bulaşacak bak. Karnı acıkmış bunun. Dur. Ne karnı acıkmış. Benim acilen yem vermem lazım. Arkadaşlar biraz görüntü kirliliği yapacağım size. Şuradan yem aldım. Gel. Gel. Oy kurban olayım sana ben. Açlıktan gebermiş hayvan. Kanada bak ya. Üf. Kim ne yaptı sana ya? Arkadaşlar bu yabani yavru kanadı kırılmış, büyük ihtimalle düştü bir yerden. Oy. Dur ben biraz daha yem açacağım. Yem şurada, yem alırken. Görüntüyü güzel çekemiyorum. Az daha gitsin ya, nerede? Ha burada.
nedir böyle ya? Vallahi billahi. Gel. Yakalayabilir miyim acaba? Nasıl acıkmış? Bir şey yesin de öyle yakalayayım. Yakaladım. Yakaladım. Oo, kanadı paramparça olmuş. Bir dakika arkadaşlar. Bir kamerayı şöyle bir koyayım ben. Ne olmuş sana bakalım bir. Oo, şu hale bakın ya. Gitmiş kanat, gitmiş. Oy oy oy, paramparça olmuş kanadı. Dur ben bunu bırakayım. Ne yapacağız, nasıl çevireceğiz? Aklım gitti ya. Kamera döndü. Of. Kanadı dirseğinden falan gitmiş arkadaşlar. İçim gitti, yemin ederim içim gitti. Ben kan görmeye falan dayanamam ki ya. Dur ben bunu yemleyeyim. Biraz karnım doysun. Ah ah ah, vallahi aklım gitti ya. Of. Kanadı paramparça olmuş ya. Nerede? Nereye gitti o ya? Hemen gözden kaybettim kuşu. Nerede? Ha burada. Ben nasıl yapacağım arkadaşlar? Videoyu kapatıyorum. Şu kuşları bir içeri sokayım. Sonra ona böyle tedavi uygulayacağım ben. Bir kere daha olmuştu, böyle başıma gelmişti. Ama bunun kanadı şey olmuş ya. Paramparça olmuş yani, böyle kemik memik kalmamış kanadında. Ah. Neyse arkadaşlar. Benim biraz şey oldum ben. Tuhaf oldum. Arkadaşlar, güvercinimizi böyle ayrı bir yere aldım. Şöyle büyük, geniş, kapaklı mapaklı böyle havalar bir yere aldım. Yemi var, suyu var. Şükürler olsun ki durumu iyi. Yani durumu iyi derken, halsiz değil, yem yiyor, su içiyor. Ben biraz takip ettim. Ama kanadında ciddi problem var. Ben videoyu kapattıktan sonra baktım. Kemik denen bir şey kalmamış kanatta, paramparça olmuş. Ve bu durumda beni aşan bir durum. Çünkü bu kanada ben müdahale edemem. Daha önce böyle bir, yine buna benzer bir yabani güvercin vardı. Göğsü parçalanmıştı. Oy, kurban olayım sana ben. Ay, kanadı gördünüz mü arkadaşlar, kanadı. Kanat bitmiş yani ya. Of. Allah'ım yarabbim. Konuşamıyorum bile böyle şeyleri görünce. Ne diyordum ben en son ya? Neyse işte, buna benzer bir tane güvercinimiz vardı. Göğsü parçalanmıştı. Ona müdahale ettim. Hatta videosu var, izleyebilirsiniz. Onu kurtardık. Maşallah ayaklandı, güçlendi. Özgür bıraktık. O özgürlüğüne kavuştu. Ama bu kuşun kanadının düzelme ihtimali yok. Bu durumda beni aşıyor dediğim gibi. Veterinere gideceğim. Of, kanada bak ya. Bakamıyorum ya. Veterinere götüreceğim arkadaşlar. Büyük ihtimalle kanadı şurasından kesecekler. Paramparça ya. İçim kalkıyor. Dediğim gibi veterinere götüreceğim. O parçayı büyük ihtimalle kesecekler. Yaraya pansuman yapacaklar. Mikrop kapmamasını, işte ne bileyim, kangren olmasını engelleyecekler. Belki özgürlüğünden mahrum kalacak. Çünkü güvercinlerin tek özgür olduğu yer gökyüzü, biliyorsunuz. Aferin benim çocuğuma. Kız mı erkek mi bilmiyorum. Heh, aferin sana, ye. Ye 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 ye. Bundan sonra sen benimsin. Bundan sonra ben bakacağım sana. Ne diyordum ben? Evet, özgürlüğü kısıtlanacak ama bundan sonra benim o büyük kümesim de diğer kendi cinsleriyle beraber ölene kadar bakacağım. Sakın şey demeyin ya, abi bu yabani kuşu kümese sokma, işte beş para etmez bu kuş,
niye alıyorsun, kümesine sokuyorsun falan demeyin. Can bu da arkadaşlar. Ne olduğu hiç önemli değil. Yani ucuzmuş ya da beş para etmezmiş, ya bozmuş, yabaniymiş, benim için hiç önemli değil. Bu kuş beni buldu. Beni bulduysa benimle kalacak. Daha önce de ay of ya, yapma şöyle ya. Görmek istemiyorum ya. Arkadaşlar bu 4. vaka. Bundan önce civciv muhabbetimizi biliyorsunuz. Civcivi kurtardık, şükürler olsun. Ah! Bu kanat kopacak ya. Bu kanat kopacak ya. Ya ne yapıyorsun sen ya? Canın hiç acımıyor mu senin ya? Hiç canın acımıyor mu senin ya? Kanada bak ya. Siz belki kameradan göremiyorsunuz arkadaşlar. Ben resmen kemiğin içindeki ilikleri görüyorum. Ben kan görmeye dayanamayan birisiyim. Zor tutuyorum kendimi. Neyse bu var. Bundan önce civcivi kurtardık Allah'a şükür. Civcivden önce bir tane daha buna benzer bir kuşumuz vardı. Göğsü parçalanmıştı. Onu kurtardık. Onu özgür bıraktık o artık. Arada bir hatta vuruyor bana. Benim kümeste geliyor, yemiyor. Yabani bir güvercin o da. İlk başta da bir tane kırmızı bir güvercinimiz vardı. O da günlerce aç bırakılmış. Bana geldiğinde ölecekti yani. Bir deri bir kemik kalmıştı. Onu da besledik, büyüttük, işte vitaminler verdik. O da kurtuldu. Onu da bir arkadaşımıza hediye ettik. Bu 4. vaka. Demek ki Allah'ın sevdiği kuluyum ki böyle şeyler benim başıma geliyor. Bana denk geliyor. Hiç de gocunmuyorum, hiç de üzülmüyorum. Hiç de yorulmuyorum. Elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Ki gene böyle bir şey başıma gelsin, gene yaparım. Hayvanları sevmeyen insanları sevemez. Ama tabii bunu gördükçe içim gidiyor. Dediğim gibi arkadaşlar, veterinere götüreceğim. Durum beni aşıyor. Umarım oradaki veteriner de benim video çekmeme izin verir. Pansumanının müdahalesini de sizlerle beraber paylaşırım. Sonrasında izlersiniz. Şimdilik videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.